Evet arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün kız kardeşimin arabası BMW E90 yapacağız. Size şöyle göstereyim. Ön tamponunu M yaptık. Sıra arka tamponda. Arka tampon boyandı. Şöyle fokus yapalım. Aynen. Arka tampon boyandı. Aracımız bu. Bu da 3.18 dizel. Yapım aşamasını, yani yapım aşaması. Sağ tamponu sökeceğim, takacağım. Sizlerle beraber sökelim, takalım. Şimdiden size iyi seyirler. Aynen böyle gördüğünüz gibi ön tamponu yaptık. Far yıkama sisteminin delikleri açık. Onların kapaklarını yapıştıracağız bugün. Gördüğünüz gibi bu delikleri kapatacağız bugün. Bunların kapakları mevcut. Kapakları üstüne yapıştıracağız sadece. Önden görünümü böyle aracın. Size şu an arkadan göstereyim bir de. Arkadan da böyle. Ondan sonra tamponumuz boyandı. Tabi buraya bildiğiniz gibi alt kısım şu an boş. Difüzör geliyor oraya. Difüzörümüzü siyah bıraktık, boyamadık onu. Şimdi başlayalım, tamponumuzu sökelim. Bu tamponu ilk önce bir toplayalım. Difüzörünü falan takalım. Şimdi bilmiyorum, hani üstündeyken mi daha basit olur takması, sonradan mı, onu göreceğiz. Ama ben şu an buradayken, tampon dışarıdayken alt difüzörünü takayım. Öyle daha işimize gelecek gibi. Evet, başlayalım. Haydi bismillah. Ha bir de burayı göstereyim. Burayı sürtmüş kız kardeşim. Burayı bir deneyeceğim artık. Makineyle cilalayıp üstünden bir geçelim bakalım. Belki düzelir. Çizikler azalabilir ama tam gitmez. Bir onu deneyeyim ilk önce. Ondan sonra başlayalım arabamıza. Arkadaşlar makinamız şöyle. Makinamız bu. Size şunu da göstereyim. 3M Fast Cut Plus Extreme yazıyor. İyi bir şey benziyor herhalde, bakalım. Bir silelim bakalım, çizikler gitti gibi ama. Aynen, biraz daha iyi olmuş. Evet, size şöyle göstereyim. Kapıdaki çizikler neredeyse komple yok olmuş. Tabi tam şurada bir hafif bir çizgimiz var. O kadarlık da olsun ya. Ondan sonra bu üstte de çiziklerimiz vardı. Şurası kir. Tam şu hizada bakın. Görüyorsunuz değil mi? Tam şuradaki çizikler duruyor daha da. Ama öncekinden daha güzel duruyor şu an. Uzaktan bakınca çizimizi belli değil. Bir tek buranın üstünden de fırçayla geçerim. Güzelce şöyle. Ondan sonra belli olmaz. Şimdi tamponumuza başlayalım. Evet, tamponumuz burada. Size difüzörü getireyim. Difüzörümüz şöyle. Tek taraflı egzoz çıkışı var. Aslında bir de difüzörün üstüne gelen ince bir çıta var burada. Onu da göstereceğim size takarken tam nereye geldiğini. Şuraya koyalım. Ondan sonra bir de şöyle park senzorlarımızın takılacağı yerler, yatakları var. Altlar böyle yapışkanlı. Onu da size detaylı bir şekilde göstereceğim. O zaman şimdi şöyle şuraya koyalım mı? O zaman başlayalım tamponu. Şimdi difüzörü takmak için difüzörü takarken biraz sıkıntı yaşadım şurada, şu taraflarda. Şöyle bir spreyimiz var. Neymiş? Montaj spreyi diyor. Aynen, lastiğin içine sıkıyorum bunu.
Ondan sonra janta oturturken kayıyor geri içine. Onun için bu. Gerçi biz bunu böyle tamponlarda plastik yerlerde tırnaklarını plastik tırnaklar rahat girsin diye de kullanıyoruz. Tırnak bana sıkalım. Ondan sonra şu parada. Sıkalım. Şimdi tamponumuzu difüzörüne oturtalım. Size göstereyim bunu. Aynen. Gördüğünüz gibi M tamponumuz. Şimdi daha önce hiç sökmedim ben de arka tampon. Ön tampon çok söktüm. Arka tampon hiç sökmedim. İlk defa arka tampon söküyorum E90'da. Şimdi şurada bir kapağımız var. Şöyle bunları çıkaralım. Size bunların hepsini detaylı göstereceğim zaten. Şimdi arkadaşlar, arka stoplarımızı söktük. Size şöyle göstereyim. Şöyle, burada 1, 2, 3 tane vida tutuyor. Şimdi neden söktüm? Buralara falan bir tamponu söküp takarken hani dikkatli çek. Bakın şurayı kırmışlar zaten. Gördüğünüz gibi. Şurayı kırmışlar. Neden? Stop sökmüyorlar. Stoplanmalarını. Ondan sonra tamponu sökmeye çalışırken kırıyorlar o dişleri, tırnakları. O da aynı söktüğüm kapaklarda. Şöyle şuraya ait. Aynen. Olay bu. Stoplarımızı söktük. Şimdi sıra tamponda. Gene ben sizi şöyle bırakayım buraya. Böyle battaniyemiz var, bunda serilmiyor. Bazı vidalar açılmıyor, o yüzden hani ufak cırcırımız var. O cırcırı da açıyorum. Tampon altındaki vidaların hepsini söktük. Sağ solda 3 tane. Arkada da 5 tane varmış. Şimdi gelelim yandakilere. Davulun bazın vidalarını sökeceğiz. 3 tane de burada varmış. Bunu da söktük mü tamponu artık indirebiliriz. Evet, vidamızı da söktük. Şimdi gördüğünüz gibi tampon geliyor. Şimdi aynı işlemi öbür tarafta da yapalım.
Ondan sonra tamponumuzu indiririz. Arkadaşlar tampon biraz zorladı. Ama gördüğünüz gibi tamponu indirmeye başardık. Şimdi park sensörlerini sökelim teker teker. Ondan sonra bu tamponun içine park sensörlerinin yataklarını yapıştıralım. Sonra park sensörlerini oturtturduk mu işimize devam edebiliriz. Arkadaşlar tamponumuzu söktük. Şimdi size böyle detaylı bir şekilde göstereyim. Eski tamponumuz bu. Gördüğünüz gibi şu an yeni tamponumuzun içini, hatta şu an hemen ters çevirelim de. Şöyle gördüğünüz gibi buralarda yerleri var. Buralara nereye koyduk onu? Yani şu yatakları yapıştırırız oraya. Ondan sonra şu tırnaklar oturmamış yerine bunları da oturtturduk mu işimiz tamam. Ondan sonra sıra tamponu yerine oturtturmaya geldi. Sonra stopları takarız. Stopları taktıktan sonra işimiz tamam. Şimdi tamponun içi toz olduğundan şöyle bir cam sil ilacımız var. Normal bir bez. Tam o deliklerin oraları bir temizleyin. Ondan sonra yapıştırdık mı güzelce yapışsın. Evet, ilacımızı sıktık, temizledik. Şimdi toz oldu mu altında bunlar yapışmıyor yani. Bunların altında şöyle bir yapışkan, hem de kaliteli 3M'miş. Şöyle yapışkan sistemi olduğu için. Şimdi bunları yapıştırmadan önce eski tampona bakalım. Bunların yönleri var böyle. Belki görünüyordur şu an videoda. Fokus yaptım mı yapmadım, odaklandım mı bilmiyorum da. Şöyle. Bir bakayım eski tampona. Tamam. İkisi sağ, ikisi de böyle sola bakması gerekmiş. En iyisi tam denk getiremem deliği diye korkuyorsanız park sensörü söküp bunun içine oturtturup öyle tampona yapıştırmak. Şimdi park sensörümüzü de söktük. Aynen dediğim gibi bunu böyle içine oturtturduk. Aynen şöyle gördüğünüz gibi dışarı bakıyor sensörün ucu. Oturtturduk. Bunu tampona oturtturup yapıştıracağız. Evet arkadaşlar. Şimdi park sensörlerin yataklarını yapıştırdık. Aynen şu şekil. Şöyle göstereyim. Şimdi artık yavaştan tamponumuzu oturtturabiliriz. Arkadaşlar tutmadı bizim şeyler, yapışkanlar. İyi dedik. Adi çıktı. Şöyle plastik yapıştırıcı sıktık etrafına. Aynı böyle bu ısıtıyor, eritiyor. Kaynak gibi duruyor ondan sonra. Taş gibi oluyor sonunda. Bu da bizim boyacı. Her türlü dolandırıcık, üç kağıt, her şey var. Şimdi bunları yapıştırdık. Kurusun bunlar biraz. Ondan sonra videomuza devam ederiz kaldığı yerden. Sonra arabayı temizlerim. Size onu da gösteririm.
Arkadaşlar yapışkanlar tutmadı. Tutmadığı için şöyle değişik bir sistem yapmak zorunda kaldık. Plastik yapıştırıcı var. Şöyle. Zaten onu da detaylı bir şekilde çekeceğim, göstereceğim size. Şimdi kurumasını bekliyoruz. Kurusun. Kuruduktan sonra tamponu oturtacağız yerine. Ondan sonra arabayı bir güzel temizlerim. Sonra güzel bir detaylı tanıtım videosu. Dediğimiz gibi carporn. Türkiye'de tanıtım videosu diyorlar. Burada carporn diyorlar. Türkiye'ye bunu carporn dedirttireceğim ben. Bunu ben dedirttireceğim. Carporn yapacağız arkadaşlar. Ön en paket, arka en paket. Şimdiden tekrardan size iyi seyirler. Görüşmek üzere. Arkadaşlar kapaklarımızı da yapıştırdık. Gördüğünüz gibi hani öncekine bakaraktan bayağı bir fark var. Size şöyle göstereyim. İkisinde. Gerçekten daha iyi durdu. Daha bir hoş durdu araba. O delikler kapanınca. Şimdi arka tamponumuzun da yapışkanları kurduğu için arka tamponumuzu da takalım. Ben sizi gene şöyle bir bırakayım. Arkadaşlar arka tamponu taktık, bitirdik. Şöyle göstereyim size. Tabii şimdi birazdan arabayı da yıkamaya gideriz. Arabayı yıkadıktan sonra da güzel birkaç görüntü çekerim size. Şimdi fark ne bu tamponla M tamponun? Sadece difüzör. Şuraları biraz böyle çıkıntılı. Eski tamponu. Bu da eski tampon, gördüğünüz gibi dümdüz. Tabii şöyle bir kıyaslama. Aynen böyle. Size önden de göstereyim. Öndeki kapakları da yapıştır dedik. Önden de böyle. Araba gerçekten canlı duruyor şu an. Gerçekten çok güzel oldu. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar arabayı topladık. Gördüğünüz gibi. Araba tamam. Şimdi tamirhanede biraz toplayalım. Ondan sonra arabayı yıkamaya götüreceğiz. Size oradan da birkaç görüntü çekerim. Güzel görüntüler. Aracımız şimdilik bitmiş oluyor. Neyse. Şimdi burada kapatayım ben. Arabayı yıkamaya gittiğimiz yerde tekrar açarım kamerayı. Size güzel güzel görüntüler gösteririm. Got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know what your mama took, sweet and spicy like a cook, yeah. I'll keep it real. Arkadaşlar, carpornumuzu da gördünüz. Arabamızı yıkadık, temizledik. Şimdi arabayı teslim edelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atın, abone olun, yorum yapın. Özellikle abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.